Tuncer'in ablasının kızı. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Siz, Tuncer sizin dayınız mı oluyor? Evet. Dayınız oluyor. Tamam buyurun efendim sizi dinliyoruz. Siz o bahsi geçen iki kız mısınız yoksa öz dayınız mı? Hayır hayır ben Çiğdem Hanım'ın öz kızıyım. Evet buyurun efendim. Evet. 12 yaşında giden ve sonra babası az önce anlattı o kızsınız. Hayır. Dayın olacak insanın babasını öldürdü diye suçladığı insanın kızıyım ben. Heh tamam evet tamam. Buyurun efendim. Hı. Ya ben şu anda tek söylemek istediğim şey dayım orada neden annemi suçluyor? Ya bu kadar pislik yapmış madem. Hı. Benim dayım neden annemi suçluyor ve benim babamın ölümünü neden açıyor? Benim annem babamı öldürmüş olsaydı annem şu anda içeride olurdu hanımefendi. Benim babam hastanede öldü ve ben o zaman 7 yaşındaydım. Hı. Ben 7 yaşındaydım. Ben gözümün önünde oldu her şey. Ben söylemez miydim? Benim babam ölse, benim babamı annem öldürse ben annemin yüzüne bakar mıyım? Annemle yaşar mıyım? Allah aşkına. Görmedin ki. Senin baban görmedin. Yine senin amca var. Az önce ne söylemişsin? Çiğdem ve kayınvalidesi eşini döve döve öldürdü demişsin. Nerede söylemişim ben bunu? Burada söyledim. Şimdi söyledin ya. Bak benim babaannem ya benim babaannem 90 yılında öldü ya. Babaannen demedi de. 90 yılında özür dilerim. Babaannen demedi de amcaların ve amca oğullarınız döverek öldürmüş. Bunu iddia ediyor. Müge Hanım. Efendim dinliyorum canım ben seni. Müge Hanım. Yok öyle bir şey. Bakın Müge Hanım benim amcalarım zaten şey biz Artvin'de yaşıyorduk. Benim babam öldüğü zaman Artvin'de yaşıyorduk. Ve babamın mezarı hala Artvin'de. Allah rahmet eylesin. Amin Allah razı olsun. Benim babamın mezarı hala Artvin'de. Benim amcalarım yanımızda bile yoktu. Sadece köyde akrabalarımız evet vardı. Ama ben babamın yani hastalandığı geceyi dahi hatırlıyorum gözümün önünde. Bakın benim en küçük kardeşim babam öleceği zaman 7 aylıktı, bebekti. Yani peki ben size şunu sorayım. Babanız bir darp edildikten sonra mı hayatını kaybetti? Müge Hanım yemin ediyorum size bakın gerçekten öyle bir şey yok. Neden öyle bir şey olsun? Yani darp edilmedi kendisi beyin kanaması geçirdi ve vefat etti. Evet zaten hastanede öldü. Beyin kanaması evde kötü fenalaştı. Hastaneye kaldırdık biz bu adamı. Bak sen de konuşmamışsın anlatıyor işte. Bu hastaneye gitmeden önce vefat ettiğini bak bunu senin annen de bunu o şekilde ya söyledi. Ya sen neredeydin? Senin baban döner zaten belli. Ya iyi de Tuncer Bey, yeğenin diyor ki benim gözümün önünde babam fenalaştı ve hastaneye götürdük. Niye yalan evet, söylüyor diyor. Evet benim babam hastanede öldü. Annesi bana duydum ben bunu. Çiğdem bana duydum ben onu Artvin'dekilere amcam olan olsun diğerler olsun bunlardan da söylüyor. İyi de yani kadın böyle bir şey olsa niye... Emine'yi anlatıyor. Bir saniye bir saniye. Şu anda Müge babasının annesinin üstünü kapatmaya çalışıyor ya. Müge Hanım ben konuşabilir miyim? Ben bir dakika bir... misin? Bak, sen bir şey anneni savunuyorsun da ben de sana diyorum ki o zaman. Madem öyle 21 tane raporu vaka noktamda çıktığı zaman nereye kaçacak o senin o annen? Ben de sana onu sorarım. Senin annen Sevda bak sen Sevda'nın eline büyüdün. Seda ve Sevda'nın eline büyüdün. Sana annen bakmadı. Sana bakan burada Seda ve ya Sevda. Ben onların aklını ararım. Sen herkese önüne gelen... Ben de diyorum sana ya. 21 tane raporu nereye saklayacağım? Orada tutulan rapor var orada. O günah ceza savcısının da. Onun şu anda o raporla çıkacak onlar. Niye yalan kız diyor ki yok diyor babam. Ama niye yalan sen kimseye inanmıyorsun? Yalan söylüyor. Bir benimle ilgilenir misiniz Allah aşkına? İlgileniyorum. Bir dakika durur musun? Buyurun dinliyorum. Dinliyorum kızım seni. Söyle. Müge Hanım benim babam şu anda şeyde Artvin'de mezarlıkta yatıyor. Eğer istiyorsanız madem böyle bir şey var biz izin veriyoruz. Gideriz açarız adamın mezarını. Ne için ölmüş tekrardan yapılır bunun kontrolleri. Ben bakın ben 23 yaşındayım.
Eğer babamı annem bir şekilde ya da birileri öldürmüş olsa asla bırakmazdım. Çünkü ben babasız yaşadım. Ben babasız büyüdüm. Evet. Peki niye dayınız böyle şeyleri anlatıyor sizce? Annem, Hülya Hanım bilmiyorum mi? Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bakın birçok şey daha söyleniyor zaten. Ya gerçekten öyle şeyler yapmış mı? Yapabilecek bir insan mıydı? Biz senelerdir dayımla zaten görüşmüyoruz. Niye görüşmüyorsunuz? Niye? Niye görüşmüyoruz? Çünkü kendi seçimiydi Müge Hanım. Evlendikten sonra anneannemle dedemi altın muhabbeti yüzünden... Neyi? Anlamadım. Altın mı? Evet. Altın... Dayım evlendikten sonra anneannemle dedem bileziklerini almış. Evet. Evet. O yüzden... Ha. Yani deden almış bileziklerini, o yüzden konuşmuyor Tuncer. Evet, o yüzdenmiş yani sebebi. Daha sonradan hiçbirimizle konuşmamaya başladı. En son konuştuğu zaman... Seneler oldu, kaç sene oldu bilmiyorum. Bayağı oldu. Peki bu... sen bu diğer çocuklara 21 tane rapor tutuldu diyor, ondan haberdar mısın? Senin de yaşın çok küçük ama. Bakın... O rapor tutuldu da bu bebekti. Yani haberdar mısın? Bir, hani konuyu bilmezsin de haberdar mısın çocuklar hakkında rapor tutulduğuna? Bebektim evet ama tamam. Efendim? Evet. O kızlar hakkında da böyle raporlar tutuldu yani. O kadarın çok net olarak ben bilemeyeceğim. Orasını annem biliyor ama. Hı hı. Yani o raporların içeriği beni ilgilendirmiyor şu anda da, yani o çocuklar da bir takım istismarlara uğramışlar mı? Şiddete maruz kalmışlar mı? Hayır Müge Hanım, öyle bir hiçbir şey duymadım ben. Yani böyle izmarit mizmarit falan meselesinden bahsediyor ya Tuncer. Hayır, cinsel istismara falan kimsenin uğradığı yok Müge Hanım. Anlıyorum. Yani rapor var mı yok mu? Anne, sen de bilmiyorsun anladığım kadarıyla. Kendisi bilmiyor. Annesi yanında galiba. Annen biliyor mu? Anneme sorarım ben. Anladım. Yani böyle raporlar var mı yok mu, eğer onu öğrenip bize söylersen çok teşekkür ederim. Müge Hanım, annem yanımda, istiyorsanız ona vereyim, o daha iyi bilir. Tamam, teşekkür ederim. Çok daha iyi. Tam yazmayacaklar. Biri var ya. İyi günler efendim, Müge Hanım benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim konu sizlere kadar uzandı Tuncer'in iddiaları. Önce kendi akrabalarından, şimdi sizlere uzandı. Şimdi öncelikle ben kızınızı söyledim ama size söyleyeyim. Sizin eşiniz darp sonucu mu hayatını kaybetti? Hayır efendim, gerçekten öyle bir şey yok. Hatta isterseniz ekibinizden gidelim memlekete. Mezarını açtıralım. Ondan sonracıma alın, bakın. Araştırın, öyle bir şey olmadığını anlayacaksınız efendim. Ama eğer madem ki böyle bir iftira ediyor, ben de kardeşimi dava edeceğim. Çünkü iftiralarına artık yetti. Yani benim hiçbir şey yapmadığım halde böyle bir iddialarda, böyle haklarda bulunabiliyorsa, gelin gidelim beraberce. Memlekette mezarlığı belli. Açtıralım, öğrenilsin. Benim eşim hastanede ölmüş bir insan. Öyle bir Tuncer'in söylediği gibi öyle bir şey olmuş olsaydı ben şu anda dışarıda olur muydum acaba? Zaten hastanede vefat ettiyse mezarı açtırmaya gerek yok. Hastane raporlarında belli de. Hastanede öldü efendim. Trabzon'daki hastanede öldü. Zaten hatta beyin temografisi falan her şeyde çekilmiştir. Doktor kontrolü altında vefat etmiştir. O şekilde de vefat edilerek gömülmüştür. Anladım. Yani öyle kimsenin dövmesine ya da gömülmesi için benim eşim öyle bir hata yapmış ya da öyle bir kötü bir eş değildi ki. Neden öyle bir şey yapılsın? Ben cani değilim. Çiğdem bak, ben de sana şu kadar söyleyeyim ki sen çok yalan söylüyorsun. Tuncer. Gerçekten çok yalan söylüyorsun. Ben şunu söylüyorum. 95 evlerde insanın peşine çıkacak koşan bek miydin? Sen beni dinle, beni dinle. Ben seni dinlemiyorum, ben şu anda sen kocanın peşine bıçakla peşine koşan sen miydin, ben miydim? Dünya alem seni suçluyor. Sen şimdi... Ben haklı olarak çıkamazsın. Sen nereye kaçacaksın? Çok merak ediyorum. Millete saldırıyor, iftira ediyorsun. Ben de gideceğim, seni dava edeceğim. Ben senin kardeşin falan değilim. Bundan sonra senin yüzünü görmek bile istemiyorum.
Eğer ki o çocuklara sen, o küçücük çocuklara televizyonla anlatıldığı gibi gerçekten öyle bir şey yaptıysan, eğer yaptıysan sen var ya beter ol inşallah, beter. Baban hasta, baban kanser hastası. Allah annen hasta. Nasıl? Bir kere gelip de dedin mi ki benim annem babam ne yapıyor? Sen çıkmışsın orada. Ben seni takdir etseydim oraya çıktığında madalya almış olsaydın. Ya da bir diploma aldığını görseydik de sevinseydik. Sen oraya rezil vaziyette çıkmış milletin hakkında olmaz lafları yapıyorsun. Allah sana biter. Binlerce bela versin. Başka bir şey demiyorum. Yani senin gibi kardeşim olmaz olsun. Söylediğin sözlere sen kendin yakayı ele alacaksın. Sen benim yanımda değildin. Seninle biz görüşmüyorduk. Depremde 99 yılında ben gitmişim memlekete. Sen buradaydın. Sen kalkmışsın. Kayınlarımı yok onlar öldürdü yok bunlar. Sen çok büyük oyun oynuyorsun. İnan oyun değil, bunlar ben senin gerçek işinizi ortaya koyuyorum. Kusura bakma da. Adaletin kestiği parmak acımaz oğlum. Ben soğan yemedim ağzım kokmuyor. Gerekirse gider o mezarlığı açtırırım. Öyle mezarlığı bir şey olmadığını görürler. Ama sen benim elimden nasıl kurtulacaksın? Sen çok ayıp ettin, çok yanlış yaptın. Sen Türkiye'den var ya özür dilemelisin, özür. Ben burada suçlu ortamda değilim. Tam tersine ben senin üstüne de geliyorsam senin 21 sene üvey kızına bakın da sigaranın adını ben basmadım. Bakın da senin şuradan ben dönmedim. Varsa sen yanımızda mıydın ki öyle bir rapordan bahsediyorsun? O mahkemeye... Hanımefendi insan... o çocuklarla ilgili o sırada zaten çocuklar o çocuklarla ilgili mahallelerinin de arayıp söylediği o çocukların bir takım istismarlara maruz kaldı ve sizin adınız geçmemiş orada hep Tuncer'in adı geçmiş. Benim çocuklarımın mı? Benim çocuklarım mı istismara uğramış efendim? Eşinizin çocukları. Leyla öyle söylüyor.